Ne oldu? Uyandırdım mı sizi? Kusura bakmayın. Ne oldu? Bir sorun mu var? Sıla Hanım evden çıkıyor. Siz de Nakkaştepe'ye gelin. Tamam. Geliyorum hemen. Çok ağlarsan ruhlar incinir. Senin gözyaşların onlar da incidir. Toparlasın gidelim. Peki efendim. Gel biraz yürüyelim. Ruhlar şad olsun. Mekanlar cennet olsun. Amin. Ne güzel ettin gökyüzünü. Anan da baban da çok mutlu olmuşlardır. Nereden aklına geldi ki? Daha 6 yaşındaydım. Dün gibi hatırlıyorum. Annem bana gerçek annemin öldüğünü söyledi. Senin annen öldü dedi. Gökyüzüne uçtu, melek oldu dedi. Ben de o günden sonra öyle olduğuna inandım. Gerçek annem bir melekti artık. Gökyüzüne oturmuş beni izliyordu. O yüzden o günden sonra ne zaman iyi bir şey yapsam annemden onayını almak istercesine gökyüzüne bakardım. Ne zaman ki kötü bir şey yapsam, o zaman başımı yerden kaldıramazdım. Hele bir de şimşek çaktığında, tamam derdim. Annem bana çok kızdı işte. Her anneler gününde annemle birlikte melek annem için balonlar bırakırdık gökyüzüne. Annem teşekkür ederdi. Beni doğurduğu için melek anneme. Buradaki anan da çok iyi bir insanmış sanırım. Senin öz evladı bellemiş. Canından bilmiş. Annem de babam da çok iyi insanlardı Narin. Onlar olmasaydı ben Sıla olamazdım. Bana sevmeyi, merhameti öğrettiler. Onlara çok şey borçluyum. Bak, onlar da şimdi melek oldu gökyüzündeler. Ama eminim, beni seyrediyorlar. Her zaman bana güç veriyorlar.